Defkoşa Şehit Hüseyin Rusu stadından hepinimi Fehim Dayı çalan düdük her iki takıma da başarılar diliyoruz. İlk hücum küçük kaymaklının ama Doğan Türk Birliği orta alanda topu kazandı. Kaptan Aydın sol tarafa döndü. Koral şimdi uzun oynuyor. Ceza sahasına doğru top. Kaleci Ali çıktı. Boşta kaldı. CC gol pozisyonu var. Kafur dönemedi. Kaleci Ali sonrasında savunma. Kaygısız. Uzun gönderdi. Luboya döndü. Kale sahasına gol pozisyonu olabilir. Son anda uğur araya girdi ama. Oyun devam ediyor. Penaltı. Koral'ın yapmış olduğu hareketi penaltı olarak değerlendiriyor Fehim Dayı. Boşta kaldı top. Uğur hareketlendi. Koral'la mücadelesinde Koral'ın yapmış olduğu hareketi ceza sahası içerisinde penaltı olarak değerlendiriyor maçın hakemi Fehim Dayı. Kaleci kalesinde Ozan dikkatli. Topun arkasında Uğur var. İşaret geldi. Uğur Naci Gök. Uğur vurdu. Kaleci çıkardı. Dönen top. Bir kez daha Uğur vurdu. Gol! Kaleci Ozan kurtardı. Top kale sahasında yükseklik kazandı. Yine Uğur vardı o noktada ve Uğur gitti. Kafasını vurdu ve Uğur'un golüyle, kafa golüyle 1-0 öne geçiyor. Küçük kaymaklı golü buldu Uğur'la. Penaltıyı kurtardı kaleci Ozan Mercan ama Uğur tamamladı. Uğur'un kafa golü, skor 1-0 oluyor. Koral ve Uğur hareketli o topa. Koral yerde kaldı. Uğur şimdi topu aldı. Sağ kanada Ahmet Sönmez düştü yere. Koran vuruyor defansta. O noktada Rahim. Bir pas ama Mehmet bir el oynama düşüncesi. Aydın ceza sahasına doğru sekti top. Mehmet Kayseri'ne Akafor kaleci Ali çıkardı. Kenan Osan uzun taç atışı kullanabilen bir isim. Öyle de oldu. Ceza sahasına süzülen top. Kafa vuruşu. Gol bu gol. CC arkada. Bayrak kalktı. Gol iptal ediyor. Offside diyor yardımcı hakem. Yalnız çok kritik bir karar. Ahmet Öz Kurtuluş'un bayrağına oydu. Fehim Dayı sonrasında bakıyorum. Golü geçersiz saydı. O da orta yapacak. Yapıyor ortasını. Yükseklik kazanan top. Sekiyor yine arka direğe Frank. Bir plase kaleye dışarıya gidiyor. Kale. Akafor çekti topu. Pas verme düşüncesinde yerde kaldı. Luboya topu kazanmıştı. Şimdi Yusuf Özbahar. Luboya yerde kalıyor. Hasan Kanlı sarı kart görecek. Şimdi gidiyor. Gitmesi gerekirdi başta. Şimdi daha fazla tepki çekersiniz sevgili Ökmen. Yani şimdi daha fazla tepki çekersiniz taraftardan. Hiç gereksiz hareketler bunlar. Favori inanmadığını belirtmek istedi. Ben konuşmalar hoş olmayan da yanlışlar. Yanlışlar bunlar. Evet. Başkan öfkesi. Tabii çok yanlış şeyler. Tabii şişe atma da başladı. Hani başkanın. Başkanın burada çok daha sakin olması gerekiyor. Yani bunlar hiç gereksiz şeyler. Basın tabii arada da basın arkadaşlarımız onlar da şişelerle nasiplerini alıyorlar. Çok çirkin şeyler bunlar. Tabii hepsi de buraya bizim basın odası dediğimiz yere kaçtılar. Yanımızda şu anda arkadaşlar da. Hoş olmayan davranışlar. Yani burada yöneticilerin, başkanların evet. Özellikle daha soğukkanlı olması gerekiyor. Tabii ki yani ki çirkin bu görüntüleri söylemek zorunda kaldık. Hiç hoş değil. Halen daha iki taraf da birbirine atışmalara devam ediyorlar. Birkaç taraftar da gelip kaymaklının taraftarlarından Doğan Türk Birliği tarafı önünde diyaloğa da giriyorlar. Akafor ceza lançesine evet. Doğru topu gönderiyor. Berkem uzaklaştırdı. Mehmet kaygısız yerde bu arada. Aydın devam ettirme çabasında hata. Kenan kurtulma çabası kurtulamadı. Bayram taça gönderiyor. Evet şimdi sahaya Fehim Dayı'ya dağıtılan pet şişeler var. Yani
şimdi şunu söylemek lazım sevgili yönetmen. Yani nasıl derler, çarşamba, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Yani evet, şimdi sahaya Fehim Dayı'ya da atılan pet şişeler var. Şimdi şunu söylemek lazım sevgili yönetmen. Yani nasıl derler, çarşamba, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Yani bir top rahimden sekti top. Koral sağ tarafta taç çizgisinin üstünde aldı topu. Koral sağ taraftan getiriyor. Ortası, ceza sahası. Gol pozisyonu! Bu kez sahneye çıkan dakika 44'te Selim oluyor. Selim'in golüyle skor 1-1'e geldi. Bir anda sağ taraftan Koral taş çizgisi üzerinde kovaladı topu. Çizginin üzerinde tuttu. Yardımcı hakem Ahmet Öz kurtuluşa baktı. O da çizgi üzerinde devam dedi. Koral topu taşıdı. Ortasını yaptı. Kale sahasında vuruşunu yaptı ve skoru 1-1'e getirdi. Evet, bu arada Ali Duvarcı, Selim Saygı. Ali Duvarcı Doğan Türk Birliği yedek bencine saldırdı. Bakalım oradan oluyor. Orada bir gerginlik. Evet, bundan da gol sonra Ali Duvarcı bir anda Doğan Türk Birliği yedek kulübesi önüne kadar gitti. Arkadaşları sakinleştirmeye çalışıyor. Skor 1-1 oldu. Doğan Türk Birliği beraberliği yakaladı. Selim Saygı'nın golü. Yani etkili geldi. Maçın iki kötü ismi. Biri Koral, biri Selim. Koral ortayı yaptı. Selim golü yaptı. Müthiş bir orta yaptı Koral. Isırana denge geldi. Selim Saygı da o noktada ön kale direğine koşuyu yaptı. Ayağını koydu ve skoru 1-1'e getirdi. 45 dakika doldu ama az önce işte tribünlerden de gelen tepkiler devam ediyor. Ali'ye bu kez tepki. Kaleci Ali Duvarcı o topu da tribüne doğru gönderiyor. Bir taraftan Doğan Türk Birliği yedek kulübesi önünde Caner Hoca da çok sinir oldu. Bütün yedekler oraya fırladı. Ali'yi durdurdu arkadaşları. Küçük kaymaklı yöneticileri de, yedekleri de o noktaya geldi bir anda. Polisler sahanın içerisinde. Yani daha ne anlatalım Tahir, yani yönetici küçük gidiyor. Küçük kaymaklı yöneticisi Hüseyin Tosunoğlu. Evet. Nazım Hoca'yı da gönderdi. Nazım Aktunç'ta yardımcı antrenör de gidiyor. Nazım Hoca'yı da oynanan dışına gönderdi. Doğan tarafından biri var mı ona bakıyorum. Evet, Doğan Türk Birliği. Şimdi oradan birilerini gönderecek. Var, ama kimi gönderecek onu seçemiyorum. Göreceğiz. Evet, Ali'nin yanına şimdi gidiyor Fehim Dayı. Ali Duvarcı'nın. Sarı kart. Evet, Afyon Girgen. Yardımcı antrenör. Yardımcı antrenör Afyon Girgen. Yardımcı antrenörle gitti. Tabii ona kızıyor. Şimdi Caner Hoca da isyan ediyor buna. Futbolcular onu durduruyor. Yani sakin olamıyoruz yani hiçbir şekilde. Burası kalabalık. Yine Fehim Dayı uyarıyor eliyle yardımcısına, dördüncü hakem arkadaşına da yapması gerekenleri söyledi. Kulübeyle alakalı. Olabilir Caner Hoca'yı da işaret ediyor. Şimdi Caner Hoca biraz da sinirli hareketlerle saha içerisine kadar geldi. Bilmiyorum ekranda evet, kale arkasında arkası var. Ali Duvarcı, Afyon Girgen konuşması. Bu yandan da biz yönetmen, takip etmeye çalışıyoruz. Caner Hoca Fehim yanına koşuyor. Fehim Dayı'nın yanına kadar geldi. Herhalde senin onu dediğin gibi Caner Hoca'yı da attı dışarı büyük evet. ihtimal. Evet, Caner evet, Hoca da polis eşliğinde dışarı alıyor ama gerçekten gerginliğini dindirmek mümkün değil. O noktada Caner Hoca'nın polisler bile onu zapt etmekte zorlanıyor. Evet. Şimdi polislere dönüyor. Tutmayın diyor. O yani vücut dilinden onu anlayabiliyorum. Tutmayın ben yürürüm gibi işaretler yaptı Caner Özhan. Onu da yavaş yavaş kaleci Ali'ye de çıkarken sitemini söylüyor. Ali de geldi. İkinci sarı ve kırmızı karttan Ali Duvarcı'ya atıyor. Fehim Dayı futbolu bıraktık artık.
Saha içerisinde konuşmalar, kavgalar, kartlar, oyun yaklaşık 7-8 dakikadan fazla durdu. Ali Duvarcı da, Caner Osa'nın ona sitemi vardı. Ali Duvarcı da o diyaloğa girdi. Ali Duvarcı... Bir taraftar sahaya indi kaymaktan. Evet. Allah'a acısın bu maçı. Caner Osa çıkıyor yavaş yavaş. Ali Duvarcı çift sarı karttan kırmızı kartı gördü. Bu maç daha çok şeylere gebe. Görüntü onu söylüyor. İnşallah. Caner Hoca, Afin Hoca, Nazım Hoca. Üçü dışarıda. Yönetici var. Emir Ali Ferhatoğulları dışarıda. Hüseyin Tosunoğlu dışarıda yönetici. Bir taraftan Timuçin sahanın içerisinde. Bir taraftan Timuçin de saha içerisinde. Hemen önümüzde. Şeyler söylüyor futbolcu arkadaşlarına. Ali Duvarcı da yavaş yavaş soyunma odasına gidiyor. Kaymaklı artık 10 kişi. Çok gergin bir maç. Maçın 7. dakikasından itibaren, penaltıdan itibaren başladı. Evet, gerginlikler oradan itibaren başladı. Sonrasında iptal edilen gol. İkili mücadelelerde hakemi olan artık orada güvensizlik itibarıyla gelen itirazlar attı. Evet. Devam etti hem tribünler hem saha içerisinde ve işte uzunca bir süre sonra duran maç ve Fehim Dayı da ilk 45 dakikayı bitirdi. Evet. İlk 45 dakikanın skoru Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Rusu stadında olaylı geçen ilk 45 dakika ve küçük kaymaklı bir Doğan Türk Birliği bir. İkinci 45 dakikada küçük kaymaklı 10 kişi mücadele edecek ve çalan düdük karşılaşma yeniden başlıyor. O noktaya hareketlenen Kenan. Kenan topu kontrol etti. Ortası kale sahasına, son anda Berkem. Dönen top Rahem. Rahem kaleye vurdu. Devam kararı. JJ Atyaman topu taşıyor. JJ içeri doğru kat etti topla birlikte. Ara pası Kenan sol çapraz. Turgut Kağan'la mücadelesi. Kalk diyor. Fehim Dayı kale vuruşu. Sol kanada baktı. İleriye nefis bir pas. O cross pasa gelen Kenan son anda kritik bir hamle. Hüseyin Adal'dan çok kritik bir hamle. Topu kornere gönderiyor. Tecrübeli futbolcu Kenan'ın o topa vurmasına müsaade etmiyor. JJ yaptı ortasını. Akafor vuruyor dışarıya. Ryan'den JJ'ye baskısı var Doğan Türk Birliği'nin. JJ yaptı ortasını. Kaleye yönelik top, bir vuruş dışarıya. Emeğin ortası ceza alanı içerisinde yüksek bir top. Efe kaçırıyor elinden. Efe ikinci hamle, üçüncü hamle de kontrol ediyor. Akafor. Akafor ceza alanı içerisinde yatarak müdahale Mehmet'ten. Akafor kaleye yönelik topu Efe kesiyor. Paslaşarak kullanıldı. Köşe vuruşu Selim bıraktı. Kenan yine yerden bir orta. Yine uzaklaştırıyor savunma. Bu kez vurdu. Kontrada çıkma düşüncesinde Rahim. Dönen top Kenan. Kaleye yerden. Gol! Kenan çıkıyor sahneye bu kez. Kenan'ın golüyle dakikalar 68'i gösteriyor. Kenan Osman gol sevincisi gitti. Tribünlerde babasıyla paylaşıyor. Kenan'ın golüyle 1-0'dan 2-1'lik üstünlüğe geliyor. Doğan Türk Birliği Kenan Osman kaleyi gördü. Açısını düzeltti. Yerden sert vurdu ve kaleci Efe'yi, genç kaleciyi mağlup ediyor. Şimdi Konan. Konan ölümsüz. Okafor. Atarak müdahale Berkem topa diyor. Yaptı ortasını. Ahmet Coşkun ve gol. Ahmet Coşkun ve gol. Uzak kale direğinde boş kaldı. Gelen ortayı iyi değerlendirdi Ahmet Coşkun. Ve topu filelere göndererek skoru 3-1 yapıyor ve Doğan Türk Birliği rahatlıyor. Ve Fehim Dayı'nın çalan son düdüğü, Doğan Türk Birliği 3-1 kazanıyor. Deplasmandan, küçük kaymaklı deplasmanından Doğan Türk Birliği 3-1'lik skorla 3 puan alarak haftayı 3 puanla tamamlıyor.